Törenimiz sona erecektir. Geçen yılda burada muhteşem bir tören izlemiştik. Bu yılda ailesi devam ediyor. Bir yıl sonra yine buradayız. Ama bu sene içimizde büyük bir hüzün de vardır. Büyük bir acı da vardır. Çünkü Gazze'de insanlar katlediliyor. Filistin'de insanlar katlediliyor. Emperyalistler ve sömürgeciler maalesef İsrail'e destek veriyorlar ve insanlık orada katlediliyor. Utanıyoruz ama onlar utanmıyor. Dolayısıyla bu mezuniyet töreninde Filistin'de yaşanan olayları mutlaka dile getirmemiz gerekir. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bunu bilmemiz gerekir. Kıbrıs Türk halkı bugün özgürlük içerisindedir. Neden özgürlük içerisindedir ve güven içerisindedir? Çünkü burada artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vardır. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Burada Türkiye vardır. Türk ordusu vardır. Onun için güvenlik içinde yaşıyoruz. Ama Filistin'i unutmuyoruz. Gazze'yi unutmuyoruz. Filistin'e özgürlük diyoruz. Katliamlara son verin diyoruz. Ey emperyalistler, ey sömürgeciler, siz kendinizi medeni diye tanıtıyorsunuz. Ama medeni dediğiniz o yapınız maalesef canavarlaşmış, insanlıktan utanır hale getirmiş bizleri. Dolayısıyla sizleri protesto ediyoruz. İsrail'i de protesto ediyoruz. Destekçilerini de protesto ediyoruz. Ve yaşasın Filistin diyoruz. Oradaki şehitlere de, Kıbrıs'taki şehitlere de rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Dolayısıyla mutlaka elbette dünyada barış istiyoruz ama bizim barış istememizle dünyada barış olmuyor. Çünkü emperyalistler ve sömürgeciler maalesef dünyada barış istemiyorlar. Onlar kendi hak ve çıkarlarının nasıl korunacağı hesabını yapıyorlar. Bundan dolayı da dikkatli olmalıyız. Kendi ülkelerimizi buradan mezun olacak. Her nereye giderse gitsin buradaki öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra kendi ülkelerinde dikkatli olsunlar. Emperyalistlere ve sömürgecilere karşı dikkatli olsunlar. Uyanık olsunlar ve aldanmasınlar. Çünkü maalesef ne Birleşmiş Milletler'in o 5 daimi üyesi maalesef sömürgecidirler, emperyalisttirler. Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı dünya 5'ten büyüktür derken büyük bir gerçeği söylemiştir. Ve Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın, ambargolara son verin diyor. Bakın arkadaşlar, Filistin'i 146 ülke tanıyor. Ama 146 ülke çaresiz. Çünkü büyük devletler maalesef İsrail'in yanında yer alıyorlar ve katliamlar devam ediyor. Bizi sadece anavatan Türkiye tanıyor ama bizim kılımıza zarar veremiyorlar. İşte yaşasın Türkiye, yaşasın Türk ordusu. Burada ne güzel üniversitelerimizde öğrenim yaptınız, mezun oldunuz, diplomalarınızı aldınız. Ama maalesef başka ülkelerde aynı barış ortamı yok, aynı güvenlik ortamı yok. Onun için güvenlik içinde yaşamanın tadını çıkaralım, özgürlüğün tadını çıkaralım ve hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. Üniversitemizi tekrar tebrik eder ve inşallah yeni yılda da yine burada buluşuruz. Saygılar sunuyorum.